kelimelerin ötesinde o kadar güçlü bir anlam taşıyor ve ifade gücü var ki hep şunu diyorum, kelimelerin bittiği anda müzik zaten anlatır her şeyi. Bugün çok sevgili Sezen Aksu, halam diyeceğim, neden olduğunu artık anlatırız. Öyle, öyle. Birlikteyiz Lonca stüdyolarında. Çok mutlu ettin bizi. Çok özel seninle bunu yapıyor olmak benim için. Canım Lidyan, benim için de çok özel. Kucağımdaki bebeklerden biriyle karşı karşıya böyle yüksek, böyle bir şeyler konuşuyor olmak çok hayatımın en kıymetli deneyimleri. Albümde bir vurgun bu sevdayı seslendirdin. Ağzına sağlık. Çok güzel olmuş. Mükemmel bir vurgun bu sevda geliyor. İçinizde sinene kadar dağdı işte. Biraz önce konuştuk. Finale, yani son, hala son anda değiliz. En içimize sindiği noktaya kadar da uğraşacağız. Benim de hoşuma gidiyor bu yeni hali. İşte biraz daha son ana kadar adettendir. Kurcalarız yani illaki. Müzisyenlik adeti. Takıntılı nasıl müzisyenlik diye. Senin için. Yani bu albümde yer almak ve aynı zamanda babamın albümünün olması. Vallahi Lidya, yani çok kişisel tarafına giriyoruz işin. Hani ben de kimseyi kendi hislerimle, yaşadıklarımla yormak istemediğim için bunları genelde paylaşmıyorum. Ama tabii ki içinde olmak benim için çok özel bir durum. Ama canım yandı mı yandı şimdi, ne yalan söyleyeyim. Zor. Böyle hayal etmedim. Hiç aklıma gelmedi. Çünkü yola birlikte çıktık. Ben ilk onu aradım. Nasıldı diye. Ben bu hikayeyi çok dinledim. Ama evet. Yani babamdan daha çok dinledim. Senden de çok küçükken dinlemiştim. Yola ilk beraber başladık. Ben takip ediyordum. Şat yapımı gözaltına almıştım. Vallahi çok da uğraşarak nasıl becerdim bilmiyorum ama bir şekilde babanın numarasını, yani şatın numarası, o zaman cep telefonu falan yok, şat yapımının numarasına ulaştım. Atilla çıktı telefona, dedim ki benim çok güzel bestelerim. O zaman bir gençlik özgüveni, yani şimdi mesela öyle yapamam gibi geliyor. Şahane bestelerim var, ben de şahane bir insanım falan, ama 18-19 yaşında söyleniyor bu laflar. İşte şöyledir böyledir falan anlattım. Gayet olgun ve hoş karşıladı. Dedi ki ben uygun değilim şu günlerde, bir işlerle uğraşıyordu. Ama 31 Aralık günü Şanar Yudatapan dedi, İzmir'de. O zaman bir güzellik ve spor salonumuz var. Musiki Derneği'nde, Sanatçılar Derneği'nin birlikte çalıştım. Kız sesinde de öğretmen, benim öğretmenim olmadı da öğretmendi. Semra İnanç'la bir spor ve güzellik salonumuz var. Battık tabii de. 31 Aralık'ta Şanar geldi. Ben de işte bütün marifetlerimi göstermek istiyorum. İşte dans edeceğim, şarkıda söyleyeceğim. Ne kadar eşsiz bir varlık olduğumu o görüşme sırasında göstermem lazım. Paralayacağım yani kendimi. Paraladım da. En komik, şimdi aklıma geldikçe böyle yüzüm kızarıyor. Nasıl yapabildim? Böyle yeşil bir halı vardı. Şey, mini short. Altında böyle şeyler, botlar uzunca. Yok yok değil. Yok yok öyle değil. Böyle topuklu botlar. Ondan sonra üstümde böyle buradan bağlanmış bir bluz. Şanar da halının üstüne oturdu. Ben salonun bir ucundan bir ucuna uçarak ve zıplayarak bir takım şarkılar söyleyip danslar ettim. Şanar böyle baktı baktı oturduğu yerden. Olur, İstanbul'a buyurun dedi. Yani benim yolculuğum öyle. Onlarla başladı. Dolayısıyla babamın yanına gittiğin zaman nasıldı? Ya babanın mesela benle ilgili her zaman söylediği bir şey var, beni etkilemiştir. Şat yapıma da onu söyledi. Bu kız kendi önerisiyle geldi dedi. Çünkü o sırada daha çok batı müziğine öykünülüyordu. O tür müzikler daha çok seviliyordu. Coverlar yapılıyordu. Halbuki benim bestelerimin içinde makam vardı. Başka bir şeyler daha vardı. Yani bu ben, batı senteziydi. Yani çünkü buralı bir insan. Ben buralıyım. Yani yerli malıyım ben tam olarak. Akdeniz havzası kadına neyse ben oyum tam anlamıyla. Ben genç kızlığımda da bütün arkadaşlarım İngilizce parçaları söylerler ve takip ederlerdi. Ben Perşembe günleri İtalya'dan Müzik diye bir radyo programım vardı. Onu beklerdim Perşembe günleri. Yani hep Akdeniz havzası müziklerine, yani o kültüre, hep o kültüre yakın durdum. Yaşadığım yerde Ege, malum, ve Anadolu hepimize zaten toprağında, genetiğinde var birçok kültürün harmanı. Atilla beni çok önemsedi ilk geldiğim andan itibaren. Zaten o önemsediği için, Şanar da Allah için,
benim önerimi ciddiye alması çok önemli. Çünkü ben kendi yapmak istediğimi yapmak istiyordum. Uzun da bir yolculuğumuz oldu, şükürler olsun. Ama yine de yani onun kaybettikten sonra arkasından bir tribüt albümde bir şarkı söylemek canımı yaktı mı? Yaktı yani. Tanıştığın anı yaktı. Hatırlıyor musun onunla? Ben de çünkü ikinizden böyle harmanladığım bir hikaye var. Sen elini masaya vurup şarkı evet, söylemeye başlıyorsun. Evet. Ben onu galiba unutmak için epey utandığım için evet odaya girdim ve benim böyle birkaç anım daha var. Konuşurken bir şey oluyorum, mahcup oluyorum. Tam olarak hatırlamıyorum da oraya girdim. Merhaba, merhaba. Ben dedim şarkımı söyleyeyim. Masanın üstüne vura vura. Hangi duyguyla yaptım babanın anlattığı daha doğrudur. Ben de çok net değil çünkü bir yandan da büyük bir heyecan var. Kendime güveniyorum falan ama yani karşımdaki de Atilla Özdemiroğlu. Yavrum hani sen ki öyle vehmetmişsin de diyebilir yani. Risk taşıyor. O yüzden çok heyecanlı oldu. Kendi irademizle seçtiğimiz insanlardan oluşuyor asıl ailemiz. Atilla ile benimki de kardeşlikti. Hala nasıldı öyle. Nasıldı o süreç? Yani babamla kardeş gibi olduğunuz için zaten. Evet, babanla kardeş olmaya başaran tek kadın da benim zaten. onun dışındakilerle pek, benim dışındakilerle çok kardeş kalamadı. Evet, çok babanın çok kardeşi yok yani. Biliyorum. O yüzden çok özel bu durum hepsi. Bir hayat paylaştık. Yani İstanbul'a geldiğimde uzun bir süre evim yoktu. Melike ile Şanar beni evlerinde uzun bir süre, 2 sene falan onlarla birlikte oturdum ve Melike kahvaltımı hazırlar, yatağa getirirdi Sezoş diye. Yolun başında öyle insanlarla karşılaşmak da ayrı bir şans, ayrı bir lütuf. Yoksa insan ilişkilerinde çok güvensiz bir noktadan başlarsan hayatın boyunca öyle masanın gibi. Altında ne var, bu lafın arkasında ne var, yani beyana inanamayabilirsin. Kuşkuyla yaşamak mecburiyetinde kalabilirsin. Benimki öyle olmadı. O kadar çok şey paylaştık, hangi birini anlatsam. Arada sırada didişirdik de mesela. En sinirlendiğim huyu arkamızdan yastıkları puflatıp piyanonun üstünün tozunu falan siliyordum. Çalışıyoruz orada falan. Bazen insanlar gerçekten buluşuyorlar. Demek ki değerlerimiz tuttu. Hayata bakışımız tuttu. Kalplerimiz uydu. Duygularımız. İşte aile olmak bence böyle bir şey. Bir vurgun mu bu sevda diye sormak istedim. Vurgun ağababasını yemiş birisi olarak ben keyfiyim bu lafa. Ben öylesini yaşadım yani. Öylesini. Gerçi hepsine sonsuz minnet ve şükranla doluyum. Çünkü hep sevdiğim ve çok sevdiğim insanlar oldu hayatımda. Başlangıçları da bitişleri de çok fazla tayin edemiyoruz. Hiçbirinden ayrılmamayı becerdim çünkü tek belirleyicinin kadın erkek ya da benim için fark etmez yani eşler arasındaki o çekim, o kimya olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü şey paylaşıyorsun. Ayrılmak da çok acı bir şey yani Anadolu'da kaç şarkıda vardır, kaç türküde ölüm Allah'ın emri ayrılık olmayaydı. Ayrılık benim canımı çok yakar. Ben de kendime göre bir şekilde altından girip üstünden çıkıp hepsiyle güzel ilişkiler tesis edip ayrılmamayı, hatta onların yeni eşleriyle, çocuklarıyla. Ya aileyi büyüttükçe büyüttüm, hiç pişman değilim. Çok güzel oldu, kocaman bir aile olduk. Genel geçer sıradan aslında çok acıtıcı kopuşları yaşamamak hepimize çok iyi geldi. Mesela ben aile yemekleri yaptığım zaman bir masanın bir ucundan bir ucuna kadar orada çoluk çocuk hep birlikte toparlanmak, insanın kendi iradesiyle seçtiği ailesi daha da farklı. Vurgun kelimesini hak eden bir ilişkim. Zaten herkes biliyor şimdi. Yani vurgunun ağababası yani öyleydi. Babam hayat ağacının neresinde yer alıyordu? Bunu, bu soruyu aslında hatırladığım bir lafından dolayı soruyorum. Hastanedeyken babamın artık böyle durumunun kötü olduğu bir son gece vardı, hatırlıyor musun? Evet. Orada bir laf etmiştin, köklerimi kaybettim diye. Ve çok burama dokunmuştu o lafın. Yapma. Ben en çok buradan sınandım. Ya da işte sınandım kelimesi de doğru mu bilmiyorum da hep kullandığımız şekliyle.
evet çok tuhaf, böyle bir uzay boşluğunda bir savrulma gibi bir şey. Tam nasıl anlatılır bilmiyorum. Çünkü böyle şeyleri anlatırken de hani çok özenli kelimeler seçince asıl hissiyatını tam tersine bozuyorsun. Asıl hissiyatının anlatılması da çok gerekli mi onu da bilmiyorum. Ama her insan kalbi aşağı yukarı bunu hisseder. Sallandım tabii. Devrilmediysem de çok sallandım yani. Arada sırada geliyor gene o. O ömür boyu artık senin bir parçan haline geliyor. Hayattayken de. Yani hayatta değilken de. Neyse ya işte buralara çok girince kelimelerimi özenle seçmek istemiyorum. Seçince başka bir şey çıkıyor falan. Kendi haline bırakalım. Bu dağınık kalsın bu konu. Peki müzisyen olarak soruyorum. Atilla Özdemiroğlu müziği senin için neler iyi? Atilla Özdemiroğlu bir daha gelmeyecek birkaç kişiden birisidir. Zaten hani saymaya kalkınca da çok az insan. Şimdi burada adınca böyle bir liste yapıp saymak istemem. Kimsenin gönlünü kırmak da hoşuma gitmiyor. Ama hani bir de realite var. Atilla Özdemiroğlu sadece benim lafımda genius, yani dahi bir adam. Ne bileyim, Tanrı'nın okulundan öyle donatılmış, yollanmış yani. İnsan aklının bulabileceği bir okul değil onun geldiği okul. Öyle düşünüyorum. Rengarenkti. Yetinmeyen, yeniden üretime çok inanırdı. Üstüne kattıkça katan, çoğalttıkça çoğaltan, kendi de çoğalan. Çok şükran duyduğum insanların başında geliyor. Benim de şansım çok doğru düzgün insanların yanına düştüm. Neredeyse havadan bilgi topladım ben. Hani okuma yazmanın dışında asıl birikimimi, kişiliğimi, hayata bakışımı oluşturan Atilla ve onun gibi insanlar oldu. Sonsuz bir şükranla doluyum, büyük bir minnetle doluyum hepsine karşı. Yok işte, dolduramıyoruz yerini. Dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum yani. Onu keza. Yoklar. Yani soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum, yoklar. Peki onun gidişiyle müziğin böyle kaybolmaya başladığına dair bir duygun var mı? Daha çok öğrencileri olabilirdi bizim gibi. Yani bilinen anlamda bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin dışında bence dünyanın en güzel öğrenme yöntemi. Açık öğretimin en güzeliydi yani. Hayatın sadece müzikle ilgili, hayatla ilgili, her şeyle ilgili. Bu insanlar sadece müzisyen değillerdi çünkü. Birikimli insanlardı, aydın insanlardı. Dolayısıyla sadece müzik değil, bir bütün olarak kazandıklarımın farkındayım. O yüzden çok müteşekkirim zaten. Ama her dönemin, her çağın kendi somut koşulları içinde içine düştüğü bir durum var. Oradan geçilirken olup bitenleri tam anlamıyla işte onlar olsaydı böyle olmazdı diye açıklamak mümkün mü değil mi? Beni aşıyor yani açıkçası. Büyük bir eksiklik olduğunu benim açımdan, müzisyenler açısından elbette ki farkındayım. Ama belki bu dönemde böyle atlatılması gereken. Yani bazen dibe vurmak çok iyidir ya. İyice evet. Bir dibe vurup tekrar zıplamak için. Çünkü hani bakılınca bir sürü konuda çok sıkıntılı. Her şey çok sıkıntılı. Evet. Sadece müzik değil yani. Yani evet. Sadece müzik değil. Vallahi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş şarkı ve bugün benimle burada olduğun için de çok teşekkür ederim. Benim için ne kadar özel olduğunu anlatamam herhalde. Benim için de öyle Lidya. Hem çok garip bir duygu. Çok. Karşılıklı şey röportaj yapar gibi. Yapıyor olmak çok yani normalde böyle koyun evet. Koyuna kucak evet. Takılırken. Öyleyken birdenbire böyle bir ayar bir şey geldi üstümüze güzel. Bunu çok teşekkür ederim. Bunu da denemedik demeyiz. Ben senin teşekkür ederim. Senin olman çok özeldi. Ağzına sağlık. Bizi burada ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Başımın üstündesin her zaman. Çok sağ ol. Kocaman öpücükler. Görüşmek üzere. Çok sevgili Sezen Aksu ile birlikteydik Lonca stüdyolarında. İyi günler diliyorum.